Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tahinli saya çöreği tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 bardak ılık süt, 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp daha sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladım. Hamuru masaya aldım. 2-3 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Ben bu hamur için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur kartı ile 3 parçaya bölüp 3 tane beze elde ediyorum. Eğer masanız çok büyük değilse 4 tane bezeden de yapabilirsiniz. Bezeleri hazırlıyorum. Bezeleri un serptiğim servis tabağına alıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra yarım saat kadar dinlendiriyorum. Üzerini iyice örtün. İlk etapta streç yardımı ile kapatıyorum. Daha sonra üzerine bir tane mutfak havlusu örtüyorum. Yarım saat oda ısısında bekletiyorum. bezeleri yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Yavaş yavaş açmaya başlayacağım. O kadar güzel bir hamur ki zaten kendiliğinden açılıyor. Sizleri hiç zorlamayacak. Tezgahıma ilk etapta bol un serpiyorum. Hamuru oklava yardımıyla açıyorum. İsterseniz ilk etapta merdane yardımı ile biraz büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Yaptığınız yufkaların yuvarlak olmasını istiyorsanız bu şekilde açmaya özen gösterin. Her zaman bir taraftan oklavaya sarıp önünüze alıp o şekilde açarsanız yuvarlak olacaktır. İlk etapta elimle biraz büyütüyorum. Dikkat ederseniz oklavayı her zaman aynı yöne koyup önüme doğru çekiyorum. Bu şekilde yuvarlak oluyor. 3 tane bezemi aynı şekilde açıyorum. Oldukça büyük açtım dediğim gibi masa küçükse daha küçük bezeler elde edip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. 150 gram kadar tereyağını erittim. Yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı tahin ekliyorum. Benim çocuklarım tatlı sevdiği için 3 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekledim. Toz şeker tamamen isteğe bağlı olarak isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Üçüncü açmış olduğum yufkanın üzerine bol bol seriyorum. Yufkaları sırasıyla üzerine diziyorum. Her kata bol bol sürmeye dikkat edin hazırladığınız yağ karışımını göz kararı olacak şekilde gözünüzde üçe bölerek ayarlayın. Hepsini bol bol sürüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Son olarak üçüncü yufkamı da serdim. Yağ karışımının hepsini üzerine döküyorum. Fırça yardımı ile her yerine değecek şekilde sürüyorum. Saya çöreğini yaparken sardığınız zaman çok sıkı sıkı sarmamaya dikkat edin. Biraz bol bol sarıyorum. Bu şekilde katları daha güzel oluyor. Kat kat ve tel tel ayrılıyor. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Uç kısmına geldiğim zaman kenarlarını bu şekilde biraz çekiştiriyorum. rulo şekline getirdikten sonra elimle biraz uzattım. Daha sonra gül şeklinde sarıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Altını üstünü güzelce unladıktan sonra streçle sarıyorum. Buzdolabının dondurucu bölümünde yarım saat kadar bekletiyorum. İsterseniz bu tarifi akşamdan hazırlayıp sabah kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Dondurucudan çıkardıktan sonra odasına gelmesini bekleyin. Oklava yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. yaklaşık tepsi boyutunda açtım tepsiye yerleştirdim hiç tepsi mayası yapmadan üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum bir tatlı kaşığı kadar sütü yumurta sarısının içerisine karıştırdım fırça yardımıyla güzelce sürüyorum keskin bir bıçak ile üzerine çiziyorum önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında ilk etapta bir 10 dakika kadar mayalandırıyorum daha sonra 180 200 derecelik fırında pişiriyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Kat kat, tel tel, pul pul oldu. En ufak bir hamurlaşma yok. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.